günümüzde psikolojik rahatsızlıkların artış göstermesine neden olan 6 faktör. Sevgili dostlar, bana katılır mısınız bilmiyorum ama ben günümüzde psikolojik rahatsızlıkların ciddi anlamda artış gösterdiğini düşünüyorum. Ve bu videoda buna neden olduğunu düşündüğüm 6 faktör sıralayacağım size. Bakalım bana katılacak mısınız? Birinci faktör şu. Günümüzde psikolojik rahatsızlıkların artmasına neden olan ana faktörlerden biri giderek yalnızlaşıyor olmamız. Ve yalnızlığı iliklerimize kadar yaşamamız. İlk insandan günümüze kadar insanlar elbette yalnız kaldı ve yalnızlığı yaşadı. Ama günümüzde hiçbir devirde olmadığı kadar kendimizi yalnız hissediyoruz. Sevgililerimiz var, evliliklerimiz var, ailelerimiz var, sosyal çevremiz, arkadaşlarımız var. Ama biz yine de yalnızız. Sosyal medyada bir sürü arkadaşımız var. Chatleşiyoruz, mesajlaşıyoruz, yazışıyoruz. Ama biz yine de yalnızız. Kendimizi kalabalıklar içinde yapayalnız hissediyoruz. Sevgili dostlar, yalnızlık hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklar için çok verimli bir arazidir. Şimdi siz geçmişte depresyon gibi psikolojik bir rahatsızlık yaşadığınızı varsayın ve atlatmışsınız, geçmişte kalmış. Bugün yalnızsınız. İşte o depresyon tekrar nüksedebilir, tekrar ortaya çıkabilir. Bugün biz sosyal medyaya saldırıyoruz, sarılıyoruz. Çeşitli maddelerde bağımlılık geliştiriyoruz. İnternete çok düşkünüz. Neden? Acaba bunlarla biz hangi boşluğu doldurmaya çalışıyoruz? Yalnızlığımızın verdiği boşluğu mu? Asla bu saydıklarımla yalnızlığımızın verdiği boşluğu dolduramayız. Her seferinde dibi görürüz, her seferinde hüsranı görürüz. Her seferinde bir kez daha başa sarar, sonu görürüz, dibi görürüz. Yalnızlıklarımız bugün psikolojik rahatsızlıklarımızı ciddi anlamda besliyor. Öte yandan yalnız olduğumuz zamanlarda iç sesimizi de çok dinliyoruz. İç sesimizi dinleyerek geçmişi, bugünü ve geleceği sürekli elekten geçiriyoruz. Kendimizi düşünüyoruz, yaşantılarımızı düşünüyoruz. Hatalarımızı gözden geçiriyoruz. Ve iç sesimizi o kadar çok dinliyoruz ki kendi kendimizi hasta ediyoruz. Evet sevgili dostlar, bana göre psikolojik rahatsızlıkların artmasındaki ana faktörlerden biri bu. Yalnızlıklarımız. Geçelim ikinci faktöre. O da şu, doğadan uzaklaşmamız ve mega kentler arasında sıkışıp kalmamız. Freud der ki, uygarlığın bedeli nevrozlarla ödenir. Yani diyor ki, siz doğadan uzaklaştınız, koca koca rezidanslar, kentler yaptınız, AVM'ler yaptınız ve bunların arasında kendinize bir düzen kurdunuz. Bu düzenin içinde mutlu olacağınızı mı zannettiniz diyor Freud. Hayır, mutsuz olacaksınız diyor. Nevrozlarla bu kentleşmelerin ve uygarlaşmaların bedelini ödeyeceksiniz diyor. Çünkü bu kent hayatı sizi hasta edecek diyor. Ve bunun da çözümü olarak şöyle diyor. Doğaya tekrar dönmelisiniz ve içgüdülerinize uygun bir hayat yaşamalısınız. Şimdi sokağa çıkıyoruz sevgili dostlar. Mega kentlere çıkıyoruz. Koca koca rezidanslar ve AVM'ler içerisinde kalıyoruz. Ruhumuz, bedenimiz hiç nefes alamıyor. Ve bunalıyoruz, boğuluyoruz. Ve bir süre sonra kendimizi kötü hissediyoruz. Ya doğaya gittiğimizde öyle oluyor mu? Doğanın içine girdiğimizde öyle oluyor mu? Asla. Nefes aldığımızı hissediyoruz. Ben kendimi ne zaman doğanın bağrına atsam, ruhum huzurla dolar. Kendimi inanılmaz şekilde ferahlamış hissederim. Çünkü doğa bizim fıtratımıza uygun bir yer. Biz doğayla bir bütünüz. Ve ayrıldığımız için bugün kendimizi kötü hissediyoruz. Ben danışanlarıma da sık sık tavsiye ederim. Her zaman doğaya gitmelerini isterim. Doğada nefes alıyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz. Çünkü doğanın tılsımlı, sihirli, iyileştirici bir gücü var.
Siz o sihri ve iyileştiriciliği AVM'lerde gördünüz mü hiç? Hiç AVM'ye girip iyileşen var mı aranızda? Belki vardır, onu bilmiyorum. AVM ruhuna iyi gelenler de olabilir. Ama ben AVM'den adımımı atar atmaz bunalıyorum, boğuluyorum, hemen kaçmak istiyorum. Ama doğa öyle mi? Asla. Bağrında günlerce kalabilirim. Evet, ikinci faktör bu. Doğadan kopmamız ve mega kentlerin arasında sıkışıp kalmamız. Geçelim üçüncü faktöre. O da şu: narsizmin ve narsizm kültürünün yaygınlaşması. Sevgili dostlar, bugün herkes star. 4 yaşındaki çocuk da star, 40 yaşındaki ve 80 yaşındaki insan da star. Kendimizi acayip şekilde seviyoruz. Kendimizi acayip şekilde beğeniyoruz. Hiç kusura bakmayın, hepimiz narsistiz. Hiç kusura bakmayın, hepimiz kendimize tapıyoruz. Kendimizi o kadar çok önemsiyoruz ki, hazzımıza, keyfimize, eğlencemize çok düşkünüz. Hazzımıza, keyfimize ve eğlencemize engel olan her şey bizim düşmanımız. Onu anında aradan kaldırmak istiyoruz. Şimdi narsistiz, kendimizi çok beğeniyoruz ve kendimizi herkesten üstün görüyoruz. Doğal olarak başka insanları da ezmeye başlıyoruz. Kendi mutluluklarımız için, kendimiz için yaşamaya başlıyoruz. Toplum için yaşamak da yeri geldiğinde çok önemlidir. Ama biz bu ilkeyi reddettik. Tamamen kişisel mutluluğumuz ve kişisel refahımız için yaşıyoruz. Sevgili dostlar, yeri geldiğinde başkaları için yaşamak, başkalarının mutluluğu için mücadele etmek çok büyük bir mutluluk vesilesidir. Ama bence biz bunu çoktan unuttuk. Sadece ve sadece kendi mutluluğumuzu önemsiyoruz ve kendi mutluluğumuzun peşinde koşuyoruz. Ve hiçbir zaman da mutlu olamıyoruz. Kendimizi mutlu edemediğimiz gibi etrafımızdaki insanları da mutsuz ediyoruz. Ünlü bir psikoterapist öyle demişti: karşımda oturan insanların, terapi koltuğunda oturan insanların çoğu zaman doğru insanlar olup olmadığı konusunda şüphe duyuyorum demişti. Ben de duyuyorum o şüpheyi, meslektaşlarım da duyuyor. Bazen karşımızdaki oturan insanın doğru insan olup olmadığından emin olamıyoruz. Çünkü o insan bazen oraya başkalarının onu hasta etmesi sebebiyle geliyor. Çünkü narsistiz hepimiz. Kendi mutluluğumuz için etrafımızdaki insanları mutsuz ediyoruz. Ama burada şöyle bir durum var. Bu hep böyle devam etmiyor. Çok fazla şekilde mutlu olmak için mücadele veriyoruz ve kendimizi tapıyoruz ya kendimize. Bir süre sonra depresyona da girebiliyoruz. Ki bence diğer maddelere göre bu faktör, bu faktördeki bu özellik bence çok önemli. Hatta ben bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazen depresyona girerek diyoruz ki ya ben ne yapıyorum? Nedir yani bu yaşadığım? Depresyonun bazen faydası vardır sevgili dostlar. Çünkü kendinize şöyle bir bakma fırsatı bulursunuz. Hayatınızı şöyle bir gözden geçirme fırsatı bulursunuz. Ben ne yapıyorum dersiniz. Narsist insanlar hem kendilerine bu dünyayı zehrediyor hem de etrafındaki insanlara. Ama diyorum ya, depresyon gibi veya başka psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorsa bu insanlar bazen faydası olabiliyor. Çünkü en azından bir aynaya bakma fırsatı bulmuş oluyorlar. Evet, üçüncü faktör bu. Kendimizi çok düşünüyoruz, kendimizi çok seviyoruz ve sadece kendi hazlarımız için yaşıyoruz. Ama bu sonu hüsranla biten bir oyun. Hiçbir zaman da mutlu olamıyoruz. Aksine her seferinde boşluğumuz biraz daha büyüyor. Geçelim dördüncü faktöre. O da şu: toplumsal ve modern hayatın, toplumsal hayatın ve modern hayatın baskıları ve yaptırımları. Sevgili dostlar, şimdi siz bir dizi izliyorsunuz. Öyle bir dizi ki bu, çok yakışıklı erkekler var ve çok güzel kadınlar var. Sokakta hiç görmediğiniz cinsten. Harika evler var, havuzlu villalar ve son model arabalar var. O dizi bize diyor ki, böyle bir hayat yaşamalısın. Mutluluk böyle bir hayat yaşanarak elde edilir. Ve sonra biz bunun mücadelesini vermeye başlıyoruz. O hayata ulaşmaya çalışıyoruz. Modern dünya, televizyon kültürü, internet kültürü bize bir hayat sunuyor. Mutluluk diyor budur.
İşte lüks hayatlar, lüks evler, lüks arabalar. Ve biz başlıyoruz o hayata ulaşmanın mücadelesini vermeye. Ve bunun da sonu tam bir hüsran oluyor. Çünkü öyle bir hayat yok. Biz olmayan bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bize o televizyonun gösterdiği hayatlar, illüzyon hayatlar, sahte yalan hayatlar. Ve biz ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamayınca da kendi kendimize kızıyoruz. Kendi hayatlarımıza bakıp ne biçim bir hayat yaşıyorum ben diyoruz. Ama öyle bir hayat yok ki. O hayat yalan bir hayat. Bize inandırılmaya çalışılan sahte bir hayat. Sevgili dostlar, televizyonun ve o internet kültürünün bize sunduğu hayatlara ulaşmaya çalışırsak kendimizi hasta ederiz. Ben televizyon dizisinde izlediğim kadınla kendi eşimi kıyaslarsam mutsuz olurum. Bir insan izlediği filmdeki aktörün suratıyla kendi kocasının suratını kıyaslarsa mutsuz olur. Ben bir adamın suratına bakarak kendi suratımı beğenmezsem kendimi mutsuz ederim. İşte bu da bence psikolojik rahatsızlıklar yaşamamızın ana nedenlerinden bir tanesi. Ve de Instagram mesela. Instagram'da bize sunulan hayatlar var. Bana göre hiçbir Instagram profili gerçek değil sevgili dostlar. Hepsi sahte, benimki dahil. Hepimizinki sahte, hepimizinki yalan. Hepimiz birbirimize gösterdiğimiz şeyleri gösteriyoruz sadece. Yani istediğimiz şeyleri gösteriyoruz. Hiçbirimiz hayatımızı en yalın ve çıplak haliyle göstermiyoruz orada. Olmasını istediğimiz, görülmesini istediğimiz hayatları gösteriyoruz. Diziler gerçek değil. Bize sunulan hayatlar gerçek değil. Öte yandan toplumun da bizden istediği şeyler var sevgili dostlar. Mesela toplum bizden evlenmemizi ister. İyi, dolgun maaşlı bir işe girmemizi ister. Çoluk çocuğa karışmamızı ister. Ama biz toplumun istediği bu şeyleri yaparız da toplumu hiçbir zaman memnun edemeyiz. Toplum bize der ki bir ev alsan iyi olur. Alırsınız, sonra gelir der ki ya evin de ne kadar küçükmüş. Daha geniş bir eve taşınsanıza der. Toplum size çocuk yapın der, yaparsınız. Sonra çocuğunuzu yetiştirme tarzınızla eleştirilirsiniz. Toplum size işe gir der, maaşınızı beğenmez. 3000 ile geçinmek ne kadar zor bu devirde. 5000'lik bir iş bulsana der. Sevgili dostlar, tabii ki işe girin, çoluk çocuk yapın, ev alın. Bunlar ayrı şeyler. Ama bunları toplumu memnun etmek için yapmayın. Böyle bir amacınız varsa bence vazgeçin. Çünkü toplumu hiçbir zaman memnun edemeyeceksiniz. Toplum size hep bir üst basamakta bir hedef gösterecek. Ve siz o hedeflere hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Biz toplumun bize dayattığı hayatları yaşarken kendi öz hayatlarımızı yaşamayı maalesef unutuyoruz. Evet, bana göre önemli faktörlerden biri bu. Modern hayatın ve toplumun bizden beklentileri. Ve bizim bunu karşılayamamamız. Geçelim 5. faktöre. Aslında bu faktör ayrı bir videonun konusu olabilir. Çünkü çok geniş bir konu. O da şu, hem dünyadaki hem de ülkemizdeki toplumsal değişimler. Gerek dünyada gerekse ülkemizde tabii ki sürekli bir değişim yaşıyoruz. Değişim toplumların en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ve bu değişimlere ayak uydurmak bazen bizi zorlayabiliyor. Ve bu da çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşamamıza neden olabiliyor. Bence önemli faktörlerden biri bu. Bizim dışımızda hem dünyadaki hem de ülkemizdeki toplumsal değişimler ve gelişimler. Geçelim 6. ve son faktörümüze. Bence çok önemli faktörlerden bir tanesi. O da şu, ölüme ve öleceğimize olan inancımızın olmaması. Aslında pardon, ölüme inanıyoruz. Ölüme inanıyoruz, ölüm var. Ama kendimizin öleceğine inanmıyoruz. Ölüme inanıyoruz ama öleceğimize inanmıyoruz. Öyle enteresan bir durumdayız ki sanki bu dünyada sonsuza kadar yaşayacağımızı zannediyoruz ve diyoruz ki ben burada sonsuza kadar yaşayacağım. Baksanıza evlerimize, eşyalarımıza sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi bir plan yapıyoruz. İstediğimiz bir şey gerçekleşmediği zaman acayip üzülüyoruz, acayip kafayı takıyoruz. Çünkü niye? Bu dünyaya çok büyük önem veriyoruz ve hiç ölmeyecekmiş gibi acayip şekilde kök salmanın peşine düşüyoruz.
Sevgili dostlar, bir gün öleceğiz. Çok klişe bir şey belki bu ama bir gün öleceğiz. Ve bunu bilmek bence çok rahatlatıcı bir şey. Danışanlarımdan bir tanesi öyle söylemişti. Bu videoyu onun cümleleriyle bitirelim. Şöyle demişti. Neyse ki bir gün öleceğiz. Evet, neyse ki bir gün öleceğiz. Bence bunu düşünmek huzur verici bir şey. Evet sevgili dostlar, size bu videoda psikolojik rahatsızlıklarımızın artmasına neden olduğunu düşündüğüm 6 faktör sıraladım. Varsa fikirleriniz, sizin de öngörüleriniz yorumlar kısmına yazmanızı rica ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.